Merhaba arkadaşlar. Burada mitoz bölünmekte olan bir çift kromozom görüyoruz. Uçlarında telomer adı verilen yapılar var. Telomerler ağırlıklı olarak ökaryotik kromozomlarda bulunuyor. Çünkü prokaryotlarda genellikle tek ve dairesel bir kromozom vardır ve bu tür kromozomlarda herhangi bir uç bulunmaz. Peki telomerler ne işe yarıyor? Genel olarak kromozomları korumaya yarıyor. Kromozomların uçlarını bozulmaktan koruyorlar. İyi de, kromozomların uçları neden bozulsun ki? Kromozomları replike eden enzimler, yani kopyalayan enzimler kromozomun en en uç noktalarına ulaşamıyor. Mesela buraya kadar falan gelebiliyorlar. Dolayısıyla burada replike edilmeyen küçük bir bölge kalıyor. Ve telomerler gen barındırmadığından bunun hiçbir mahsuru yok. Peki ya telomerler olmasaydı? O zaman ne olurdu? Diğer kromozoma bakalım. Telomerler olmasaydı kromozomlar diyelim ki ancak buraya kadar replike edilecekti. Yani faydalı genlerin olduğu bu bölge replike edilmeyecekti. Bu da büyük bir sorun teşkil edecekti. Yani telomerler temelde bir tampon bölge işlevi görüyor. Çünkü önemli genler içermiyorlar. Telomerlerin bir diğer işlevi de kromozomların birbirine yapışmasını önlemek. Kromozomlar birbirlerine yapışsaydı genlerin birçoğu birbirine karışır, olmaları gereken yerde olmazlardı. Ve bu da büyük sorunlar yaratırdı. Fotoğrafta gerçek insan kromozomlarını görüyorsunuz. Telomerler floresan boyayla işaretlenmiş. Bunlar telomer. Gördüğünüz gibi her kromatitin iki ucunda telomerler var. Kromozomların her replikasyonunda bu telomerler biraz daha kısalıyor. Ama telomeraz diye bir enzim var ki telomerlerin uzayıp ilk uzunluklarına gelmesini sağlıyor. Bu nedenle de çok sık repliki olan hücrelerde bol miktarda telomeraz bulunuyor. Bu sayede hücre sürekli replike olabiliyor. Telomerazca zengin olmayan hücrelerde ise çok sayıda replikasyonun ardından telomerler bitiyor. Öyleyse biz de telomerleri silelim. Bu durumda kromozomlar daha fazla replike olamadığından hücre bölünme yeteneğini yitiriyor. Sonuçta da ölüyor. Telomerlerden bahsetmişken bu konuya temas eden başka bir başlık açmak istiyorum. Tek kopya ve tekrarlı DNA'lar Tek kopya DNA'lar kendi kendilerini tekrar etmeyen DNA'lardır. Bir tane uydurayım. Mesela ATSS. Nükleik asitleri hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Evet. Buraya yazdığımız örneğin iki yanında başka DNA dizileri olabilir. Tekrarlı DNA ise durum farklıdır. Bir DNA dizisi sürekli olarak kendisini tekrar eder. Dolayısıyla burada bir ATSS dizisi varsa yanında da ATSS olmalı. Onun yanındaki de ATSS ve böyle devam eder gider. Peki tek kopya DNA ile tekrarlı DNA arasındaki fark ne? Burada bir skalamız var. Sol tarafta tek kopya DNA'mız duruyor. Ortada az tekrarlı DNA, sağda ise çok tekrarlı DNA yer alıyor. Organizma için önemli olan genetik bilginin büyük kısmı tek kopya DNA'larda saklanır. Dolayısıyla önemli genlerin çoğu tek kopyadır. Önemli genler tek kopya DNA'lardan oluştuğu için tek kopya DNA'larda transkripsiyon ve translasyon vardır. Ve bu tür DNA'ların mutasyon oranları düşüktür. Bu da iyi bir şey aslında, çünkü malum önemli genlerin mutasyona uğramasını istemeyiz. Az tekrarlı DNA'lar en azından memelilerde ve böceklerde sentromerlerin yakınında bulunur. Hatırlarsanız sentromer kromatitlerin ortasında yer alıyordu. Çoğalan kromatitler birbirlerine sentomerlerle bağlanıyordu. Yani kromozomun ortasındaki bu küçük yapıyla. Az tekrarlı DNA'lar transkripsiyon ve translasyon yapan genler içerebilir. Ama bazı kısımları gen içermiyordu olabilir. Bu kısımlar transkripsiyon veya translasyon yapmaz. Az tekrarlı DNA'nın mutasyon oranı tek kopya DNA'nınkinden daha yüksektir. Şimdi çok tekrarlı DNA'lara bakalım. Bunlar gen içermez. Gen içermedikleri için de transkripsiyon veya translasyon yapmazlar. Ve çok tekrarlı DNA'ların mutasyon oranı az tekrarlı DNA'nınkilerden bile e, yüksektir. Varlık amacını bilmediğimiz çok büyük miktarda çok tekrarlı DNA var. Bilim insanları halen bu kadar çok tekrarlı DNA'ların ne işe yaradığını anlamaya çalışıyor. Ama çok tekrarlı DNAların bazı kısımları var. işte onların ne işe yaradığını biliyoruz. Mesela telomerler. Telomerler çok tekrarlı DNAların parçaları ve az önce bahsettiğimiz üzere amaçları kromozomların önemli kısımları için bir tampon bölge teşkil etmek. Aslında telomerlerde tekrar eden DNA dizisi tam olarak bu: T-T-A-G-G-G. İnsan kromozomlarında telomerler bu dizinin 2000 tekrarından oluşuyor. T, T, A, G, G, G.